Efe ben çok bozuldu galiba ya. Sen de biraz fazla üstüne gittin sanki. Haksız mıyım yani? Siz de çok sağ olun. Bana hiç destek çıkmadınız. Ay ne diyecektik Deniz Bey? Ha iyi git sen. Biz de arkasından sevinecek miydik yani? Ben seviniyor muyum? Sadece mantıklı olmaya çalışıyorum. Son 5 aydır başına gelenlere baksanıza. Handa yattı kalktı. Trende işportçuluk yaparken polislere yakalandı. Son üçüncü arkadaşları yüzünden Rus kızlarla basıldı. Bu daha kötü yerlere de gidebilirdi. Ya tamam artık yemeyin birbirinizi. Ya aslında hepimizden çok suya bozuk o biliyorsunuz. Yani söylediği yalanların faturasını en ağır öden Efe oldu. Kim o? Bir dakika. Okuldan galiba. Bak Kerem Hoca arıyorsa bozuşuruz ver şunu bana. Deniz ne yapıyorsun bırakır mısın ya? Ya uyuz oluyorum o adama ya. Eğer o arıyorsa bozuşuruz ona göre ver. Deniz bırak şunu. Efendim hocam. Evet. Yok ben zaten notumu almıştım. Tamam tam saatinde oradayım. Tekrar teşekkür ederim. Kimmiş? Kerem hocanız mı? Hayır Filiz hocamız. Allah Allah. Niye hocalar seni hep cebinden arıyor böyle? Çünkü Filiz hocanın çocuğuna bakacağım. Ne? Ya çok şey oldu söylemeye fırsatım olmadı sana. Bir iş bulmam gerekiyordu. Okuldaki ilanlara baktım. Onun çocuğuna bakacağım işte. Nasıl yani sen bayağı evine mi gidip bakacaksın? Ne var mineciğim olamaz mı yani? Yani bilmem. Ben olsam öyle herkese güvenmezdim. Sonuçta çocuk bakmak kolay iş değil yani. Allah Allah sen çok baktın galiba ya. Aslı kız doğru söylüyor. Nereden çıktı böyle milletin evine gidip çocuk bakmalar falan? Kesin o Kerem'in icadı değil mi bunlar yine? Ya yeter artık Deniz ya. Ya gerçekten çok bencilsin. Farkında değilsin ama benim bir işe ihtiyacım vardı. Ve bulabildiğim tek iş de bu. Ayrıca bu tarz şeyleri baş başayken konuşsak. Bana mı şimdi bu laf? Ay siz konuşun canım. Bana ne yani? Allah Allah. Aslı, neredesin kızım sen? Bir saattir baban seni soruyor. Zor yatırdım adamı. Tamam geliyorum şimdi anneciğim. Tamam hadi sen hazırlan. Okula seni ben bırakayım. Yolda konuşuruz hem bunları. Tamam bekle ama geliyorum. Deniz. Oğlum bence sen hiç bekleme. Bak artık biz biliyoruz hadi neyse de Kamil amcan sizi bu kadar yakın bilmiyor daha işte. İki kardeş gelir gelmez adamın yüreğini indirmeyin. Sen git o zaman ararım ben seni. Aslı Aslı gibi hissettiremezsin demiştin ya hani. Şimdi daha iyi anlıyorum seni. Ne diyorsun yine sen yine ya? Kerem Hoca'yı bu kadar kıskandığına göre demek ki aslında özel şeyler hissettirdiği tek kişi sen değilsin. Girin. Merhaba hocam. Aslı ben. İş ilanı için konuşmuştuk. Soyadın yok mu senin Aslı? Var tabii. Aslı Zeybek. Hah şimdi oldu. Ben de seni bekliyordum. 3'te buluşacaktık. 10 geçiyor. Üzgünüm hocam. Hep üzgünsünüz zaten. Yarın öbür gün hastanız masada öldüğünde yakınlarına da üzgün olduğunuzu söyleyip geçiştiririz diye düşünüyorsunuz herhalde. Ben böyle düşünmüyorum. Hakkında torpil iddiaları var. Bu konuda ne düşünüyorsun? Aslında gecikmemin sebebi de buydu. Yani az önce sınavın iptalini istedim. Ortalıkta böyle şeyler konuşulurken o sınavdan geçsem bile kimse bunu benim kendi emeğimle başardığımı düşünmeyecekti. Hep böyle gecikir misin Aslı? Bu bir seferlikti. Bunu tekrarlamayacağımdan emin olabilirsiniz. Daha önce çocuk baktın mı? Yani profesyonel olarak değil ama çocuklarla aram iyidir. Yani oğlumu sana emanet edebileceğimi düşünüyorsun öyle mi? Kendime insanların bana canlarını emanet edebilecekleri bir meslek seçtiğime göre bunun da üstesinden gelirim diye düşünüyorum. Efendim sevgilim. Tam bilet bakalım ne oldu? İşe alındım. Üstelik parası Kerem Hoca'nın işinden bile daha iyi. Ya kadın yarın bir deneriz dedi ama bence bu iş tamam. Tam benlik zaten. Sen pek sevinmedin galiba. Yo sevgilim niye sevinmeyeyim? Sevindim tabii hayırlı olsun. Görüşmüşsün kararını da vermişsin. Parası da iyi diyorsun. Ne zaman başlıyorsun peki? Neyse ya tamam. Sonra konuşuruz.